Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde ters orantıdan ve bileşik orantıdan bahsedeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden dersimize geçiş yapalım. İki veriden biri orantılı olarak azalırken diğerinin aynı oranda artmasına ters orantı denir. Bakın buradaki orantılı kelimesi önemliydi. Bir önceki dersimizde de arkadaşlar önemli olduğunu ne yapmıştık? Vurgulamıştık. Yani biri kaç kat azalıyorsa diğeri o kadar kat ne yapması lazım arkadaşlar artması lazım ters orantılı olması için. Bakın bu defa ters orantının grafiği ne oldu arkadaşlar? Bakın soldan sağa doğru bir azalış var. Soldan sağa doğru artış varsa bu artan grafiktir. Soldan sağa doğru bir azalış varsa arkadaşlar bu azalan grafiktir. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Tabi diyebilirsin ki hocam doğru orantının grafiği düzdü bu şekilde. E, ters orantının grafiği niye böyle eğri şeklinde? düşünebilirsin. Şimdi öncelikle ters orantı ne demek arkadaşlar? Çarpımları sabit olacak. Mesela örnek üzerinden açıklamaya çalıştım. Ee, X ve Y iki tane bizim sayımda olsun. X ile Y'nin çarpımı arkadaşlar sabit. Yani 12 olmuş olsun. Bakın burada X ile Y'yi tam sayı üzerinden değerlendirelim. Anlatması benim açımdan daha kolay olacak. Mesela X 1 olurken Y kaç olacak arkadaşlar? 12 olacak. Değil mi? Çarpımların 12 olması. 2 olduğu takdirde 6 olur. 3 olursa 4 olur. 4 olursa 3 olur, 6 olursa 2 olur ve 12 olursa 1 olur. Şimdi biz bunları, biz bunları grafik üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar bu noktaları şöyle. Mesela şurası x olsun. Burası da arkadaşlar y'ler olmuş olsun. Bakın x'e ben 1 verdiğimde y ne olacak? 12 olacak. 1'e 12. Dolayısıyla arkadaşlar kabaca şurada bir nokta olarak söyleyelim. Burası 1, Sırası da 12 olmuş olsun x'e 2 verdiğimde y'si ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Yani tam yarıya inecek. 3 verdiğimde 4 olacak. Böyle 3 verdiğimde 4 de şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Böyle. 6 verdiğimde 2 olacak. 6 verdiğimde 2, 2 de yaklaşık olarak şurada. 12 verdiğimde de kabaca çizdim. Yani normalde 3 ile 6'nın arasında şimdi 1 ile 2'nin arasındaki fark hani 1. Burada 3 ile 6'nın arasındaki fark 3 ama ben şimdi arkadaşlar orantılı olarak çizmedim. Buna da dikkat edin. 12 olduğunda da nokta yaklaşık olarak bakın şu şekilde olduğunu varsayalım. Biz bu noktaları zaten birleştirdiğimizde e, bu şekilde azalan grafiği grafik ters orantı grafiği karşımıza çıkıyor. Kabaca grafiği de bu şekilde konuşmuş olduk. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Ters orantı problemlerde oranlardan biri artarken diri, diğeri azalır veya tam tersi biri azalırken diğeri artar. Tabi buradaki arkadaşlar kritik cümle nedir? Biri hangi oranda azalıyorsa diğeri o kadar oranda ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Şimdi bak bir de bir de örnek var. İş gücü ve zaman arasındaki orantıya bakalım. Ters orantı mı olacak? Doğru orantı mı? Olacak? Şimdi arkadaşlar iş gücünün arttığını düşünelim. O zaman zaman ne olacak? İş gücü artacak arkadaşlar. Sen daha hızlı çalışıyorsun. Daha hızlı çalışıyorsun. O zaman işin bitme süresi ne olacak? Azalacak. Bak iş süresi, iş gücü arttı. Diğeri ne oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. O yüzden burada ne vardır? Ters orantı vardır. A, B ve C sayıları sırasıyla X, Y ve Z sayıları ile ters orantılı ise ters orantılı ise arkadaşlar çarpımları ne olacak? Sabit olacak. Doğru orantılı neydi? Oranlar sabit olacak. Evet ters orantıda çarpımların sabit olması gerekiyor. Çarpımlar diyoruz. Bakın dikkat ederseniz bunlar çarpım durumunda. A ile x işte B ile y ve C ile z çarpım durumunda olan ters orantı olduklarını söyleyebiliriz. Dişli çark sistemlerinde diş sayısı ya da yarı yarıçap uzunluğu devir sayısı ile ters orantılıdır. Niye? Çünkü az olan devir yani küçük olan arkadaşlar dişli ne yapacak? Daha fazla devir yapacak. kuratacak bundan dolayı ikisi arasında ters orantı vardır. Bileşik orantıdan da biraz bahsedelim. Ne demek bileşik orantı? İçerisinde hem doğru hem de ters orantı bulunduran orantıya bileşik orantı denir. A ile B doğru orantılıysa o zaman ne olması lazım arkadaşlar? Doğru orantıda bakın bölüm şeklinde olması lazım. C ile ters orantılı olacaksa o zaman A'nın C ile çarpım durumunda olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edeceğiz. Bileşik orantı problemlerinde Şimdi orantı kurarken iki tane yöntem var. Bunlardan ilki bakın bu şekilde çok da fazla aslında tercih etmediğimiz. Aynı renkli oklar takip ettiği veriler çarpıldıktan sonra sonuçlar birbirine eşitlenir. Bakın şimdi burada bir doğru orantı söz konusu. Dolayısıyla A ile D'yi çarpıyorum. D ile F arasında da ters orantı söz konusu olduğundan biz bunları ters orantıda düz bir şekilde çarpacağız. Yani A çarpı D çarpı F eşit olacak arkadaşlar. B çarpı C çarpı E. Yani okları kısaca takip edeceğiz bileşik orantı problemlerinde ikinci olarak da bu şekilde bakın birinci işle ikinci işi oranlayacağız sonra eşitliğin sağ tarafına da pay kısmında birinci işle ilgili ne kadar veri varsa bunların hepsini çarpacağız arkadaşlar Paydasında da ikinci işle ilgili ne kadar veri varsa onları ne yapacağız yine çarpacağız ee, arkadaşlar bakın bunları çok ee, Anlaşılır bir şekilde örneklerimizde de göreceksiniz. O yüzden örnek üzerinden anlatması açıklaması daha kolay olacaktır. A sayısı 4 ile B sayısı 5 ile ters orantı olmak üzere. He, ters orantı diyorsa demek ki A ile 4 çarpım durumunda olacak. Böyle yazdım. B ile de 5 çarpım durumunda olacak. Bu çarpımlar sabit olacaksa arkadaşlar bunların ne olması lazım? Birbirine eşit olması gerekiyor. Hatta burada e, çarpımları sabit olacak ya. Orantı sabitine K demeyelim de arkadaşlar. Şimdi eşitliğin sağ tarafındaki ifade hem 4'ün hem de 5'in katı olacağından dolayı o zaman ne diyelim biz? Bu e, sabit sabit adetler K sabitine 20K diyelim. 4A burada 20K olacaksa o zaman her tarafı 4'e böldüğüm zaman A 5K olacak. 5B 20K ise bakın şu ne e, 20 ile 5'i sadeleştiriyorum. B eşittir. 4K. Yukarıdaki eşitlikte A yerine 5K B yerine 4K dedim. Bakın bu 27'ye eşitmiş. Dolayısıyla 9K buradan 27 olacak. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde 9'a böldüğüm takdirde K değerini 3 olarak bulmuş oluruz. Biz A'nın değerini arıyoruz. A dediğimiz arkadaşlar 5K'ydı. K'yı da 5, 3 olarak bulduk. 5 çarpı 3'ten A'yı 15 olarak elde etmiş oluruz. 2'ye bakalım şimdi. Bir işi Eş güçteki 15 işçi 6 günde bitirmektedir. İşçilerin hepsi eş güç. 15 işçi 6 6 yazacağım birimleri. 15 işçi 6 günde. Bu işçilerden 10 tanesi aynı işi kaç günde bitirir? 10 işçi. Arkadaşlar bakın. Şimdi 15 işçiymiş 10 işçiye düşmüş. Yani işçi sayısı azaldı. Peki işçi sayısı azaldığında gün miktarı değil mi? Daha uzun sürede yapılır. Dolayısıyla bak burada bir azalış söz konusu var. Burada ise arkadaşlar artış olması gerekiyor. Tabi buradaki oranların ne olması lazım arkadaşlar? Sabit olması gerekiyor. Yani çarpımları sabit olacak. Yani biz buradan ters orantı olduğunu anladık. Ters orantıda arkadaşlar çapla çarparken bakın düz çarpacağız. Burada kaç günde diyordu? Soru işareti günde diyelim. Yani burada 15 ile 6'yı çarpacağız. eşittir 10 çarpı soru işareti. 15 ile 6'yı çarparsam 90 eşittir. 10 tane soru işareti. Her tarafı 10'a bölecek olursam soru işaretini burada 9 olarak bulmuş olur. Örnek 3'e bakalım. 141 tane bilye 3, 4 ve 5 sayıları ile ters orantılı olarak. Burada ters oran. Şimdi eğer buradaki e, bilyeler işte A, B ve C olsaydı doğru orantı olsaydı A bölü 3, işte B bölü 4 ve C bölü 5 diyecektik. Fakat ters orantılı olunca bunlar A ile 3 çarpım durumunda olacak. Yani 3 çarpı A. 4 ile B çarpım durumunda 4B. 5 ile de C çarpım durumunda olduğundan dolayı 5C diyelim arkadaşlar. E, orantı sabitine burada K demeyelim. Niye? Çünkü hem 3'ün hem 4'ün hem de 5'in katı olacağından dolayı arkadaşlar 3, 4, 5'in en küçük ortak katını seçebiliriz. Yani 60 olarak seçelim. Orantı sabitimiz K değil de 60K olsun. E hocam K seçsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Sadece biraz fazla kesirlere bulaşmış oluruz. 3A 60K ise her tarafı 3'e bölersem A ne olacak arkadaşlar? 20K olacak. Eğer 4B 60K ise B dediğimiz burada 15K olacak. C arkadaşlar benzer şekilde ne olacaktır? 12K olacaktır. Şimdi toplamda 141 tane bilye var. E Bunları toplarsam arkadaşlar 20K artı 15K artı 12K eşittir 141 olacak. Topladığımda e, 47 mi? 47 K eşittir. 141. Her tarafı da 47'ye bölersem arkadaşlar K değerini 3 olarak bulmuş oluruz. En az alan çocuk kaç tane bilye almıştır diye soruyor. Şimdi bakın bunların arasından en az alan değil mi? 12 K. Dolayısıyla arkadaşlar K'yı da 3 olarak bulduk. 12 çarpı 3'ten cevabımızı 36 olarak bulmuş oluruz. Devam edelim birbirini çeviren iki çarktan bir birinci çark 8 tam tur döndüğünde ikinci çark 10 tam tur dönmektedir diyor. Bu iki çarkın toplam diş sayısı 180 olduğuna göre ikinci çarkta toplam kaç tane diş vardır diye soruluyor arkadaşlar. Bakın burada e, dişlilerle değil mi? Buradaki çark e, dönme sayıları ters orantı olmuş oluyor. Niye? Çünkü küçük olan arkadaşlar daha fazla atmış oluyor. Bundan dolayı zaten az önce yan tarafta da ters orantılı olması gerektiğini Söyledik. Şimdi birinci çark 8 tam tur dönüyor. Dişli sayısı arkadaşlar birincisinin ne olsun? X olsun. Dolayısıyla ters orantı olacağından dolayı diğerinin de arkadaşlar dişli sayısına Y diyelim. 8 de X e, ters orantı olacağından dolayı 8 X olacak. Onda da Y ters orantı olduğundan dolayı çarpım durumunda olacak ve bu çarpımların birbirine e, ne olması lazım? Eşit olması. Yani çarpımları sabit olacak. Şimdi sağ taraftaki ifadeye K değerine daha doğrusu orantı sabitine k demeyelim hem 8'e hem de 10'a bölünebilen bir sayı söyleyelim arkadaşlar kesirlere bulaşmamak için. Dolayısıyla de 10'u ben payda eşitlesem 40'da eşitlerim. O yüzden orantı sabitimiz 40k olsun. 8x eğer 40k olacaksa her tarafı 8'e bölersem x 5k olacak. 10y 40k olacaksa her tarafı 10'a bölersem y de 4k olacak arkadaşlar. bu iki çarkın toplam diş sayısı 180 olduğuna göre. Biz, biz zaten diş sayılarına x ve y demiştik. Dolayısıyla ikisinin toplamı. ben 5K ile 4K'yı toplarsam 9K yapar. 9K buradan 180 olacaksa her tarafı 9'a bölersem K'yı 20 olarak bulmuş oluruz. İkinci çarkta toplam kaç tane diş vardır diyor. İkinci çarktaki arkadaşlar dişli sayısına Y demiştik. Y'nin de biz 4K olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 20 çarpı 4'ten cevabımızı 80 olarak bulmuş olur. Yukarıdaki ters orantı grafiğine göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu ters olduğundan dolayı bakın 5 ile 12 eşleşmiş değil mi? Bunlar ters orantı olduğuna göre 5 ile 12'yi çarpacağız. 5 çarpı 12. Şimdi bakın 6 ile hangisi eşleşmiş? A eşleşmiş. O zaman 6 çarpı A diyeceğiz. 12 ile de B eşleştiğine göre demek ki arkadaşlar 12 çarpı B diyeceğiz. Yani buradaki oranlar ne olacak arkadaşlar? Sabit olması gerekiyor ters orantıda. Ben A artı B'yi istiyorum. Şimdi buradan 5 çarpı 12, 60. 60 eşittir. 6a olacaksa her tarafı 6'ya bölersem a'yı 10 olarak bulurum. Benzer şekilde 12b eğer 60 olacaksa zaten 12'leri sadeleştirirsem hemen b değerinin 5 olduğunu rahat bir şekilde buluruz. Bizden a ile b'nin toplamı isteniyordu. 10 ile 5'in toplamından cevabımızı 15 olarak bulmuş olur. A sayısı B sayısı ile doğru. Yani A sayısı B sayısı ile doğru orantılı olacaksa arkadaşlar o zaman bunlar bölüm durumunda olmalı. A sayısı bak C sayısı ile de ters orantılı olacak. Dolayısıyla A ile C çarpım durumunda olmalıdır. Şimdi bir orantıdan bahsediyoruz. Bu orantı sabit nedeni diyeceğim arkadaşlar. A diyelim. Şimdi A8 A8 B e, 32 bakın bunun yerine de 32 yazacağım. Dolayısıyla C de buradan 6'ymış. Ee, buradan bir orantı sabitini yani k'yı çok rahat bir şekilde bulabiliriz. 8 ile 32'yi sadeleştirsem 4. 6 ile de 4'ü sadeleştirsem bakın k değerini burada ne olarak bulmuş olduk? 3 bölü 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi buradan bakın a ile c ters orantılıydı. B ile de doğru orantılı. Bak ben şimdi k'yı buldum ya. k'yı hemen yerine yazıyorum. 3 bölü 2 olarak yerine yazdım. Şimdi b 8 ve c 4 iken a kaçtır diyor. Şimdi hemen B yerine ne yazacağız arkadaşlar? 8 yazacağız. Bunun yerine 8 yazdım. C yerine 4 yazdım. Buradaki eşitlikten arkadaşlar ne yapacağız? A'yı bulacağız. Yani 4A bölü 8 eşittir. 3 bölü 2. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 4 ile 8'i sadeleştirirsem 2. İkiler de birbirini götürecek. Dolayısıyla A değerini buradan 3 olarak bulmuş oluruz. Gelelim 7. örneğimize. Eş güçteki 10 işçi günde 8 saat çalışarak 12 günde 300 adet masa yapabilmektedir. Bakın burada bir bileşik orantı söz konusu. Buradaki e, işçilerin de eş güçte olduğuna dikkat etmek lazım. e Şimdi biz birinci e, özür diliyorum. Bileşik orantıda bakın şuradaki özelliği kullanırsak o zaman daha rahat olacak arkadaşlar. Bununla tabii ki şuradaki eş değer. Alttakini kullanması daha kolay olsun diye arkadaşlar alttakini kullanacağım. Şimdi burada yapılan iş ne? Hani şimdi birinci iş miktarı diyoruz ama... Burada e, öncelikle yapılan iş ne? 300 adet masa. Değil mi? Yapılan iş bu. Dolayısıyla 300 diyelim. Şimdi paydayı ne yapacağım? İkinci iş. İkinci işte ne kadar yapılacak? 100 tane masa yapılacak. Eşittir. Bakın. Pay kısmına birinci işle ilgili diğer verilerin çarpımı. birinci iş şuraya kadar da. 300'ün haricinde diğer veriler ne? 10, 8 ve 12. Bak bunlar çarpılacak. 10 çarpı 8 çarpı 12 da arkadaşlar ikinci işle ilgili diğer verilerin çarpımı diğer veriler ne? 100'ün haricindeki 4 ve 10. 4 çarpı 10 çarpı kaç günde yapar diyorlar. Dolayısıyla günü bilmediğimden dolayı ne yapalım? Soru işareti yapalım. Ve 300'de 100'ü sadeleştirirsem burada ne kalır? 3 kalır. Şimdi 3 ile 12'yi sadeleştirirsem bakın burada 4 kalır. Burada da 4'ler birbirini götürür. Onlar da birbirini götürür işler dışları çarpımı yaparsam arkadaşlar soru işaretini 8 gün olarak bulmuş olur. Geldik şimdi son örneğimize. Eş güçteki bir grup işçi bir işi 12 günde yapabilmektedir. İşçi sayısı 4 katına çıkartılır. Bakın buraya çok dikkat edin. 4 katına mı çıkartılıyor yoksa 4 kat artılıyor mu artırılıyor mu bunlar farklı şeyler arkadaşlar. Burada 4 katına çıkarılmış. Çalışma süresi yarıya indirilirse aynı iş kaç günde biter diye soruluyor. Şimdi Diyelim ki elimizde bir birimlik iş olmuş olsun. Yani buradaki birinci iş miktarına hani ne kadarlık bir iş yapıldığı burada net olmadığından dolayı arkadaşlar. o yüzden biz ne yaptık? arkadaşlar? Birinci işe bir veriyi biz atadık. Bir birimlik iş olsun. Şimdi ikinci iş ne olacak? Yani, aynı iş dediğine göre yukarıda bir birimlik iş varsa o zaman ikinci işte ne olacak? Bir birimlik iş olacak. Eşittir diyorum. Şimdi pay kısmında birinci işle ilgili verilerin çarpımı diyeceğiz. 12 günde yapıyordu. Bir grup işçi. Tamam. Diyelim ki kaç tane işçi olsun? Ee, hiç fark etmez ya. Yani. 4 tane işçi olsun. 12 günde yapacak. Tamam. Şimdi işçi sayısı 4 katına çıkarılacak. İşçi sayısı 4 katına çıkarılacak. Normalde biz 4 işçi olsun demiştik. 4 katına çıkarılacaksa mesela 16 işçi olur. Günlük çalışma süresi. Ha bir de günlük çalışma süresi var arkadaşlar. Günde de günde de ne kadar çalışsınlar bunlar? yarıya indirilecekse yarısını alması kolay olan bir sayı olsun. Diyelim ki 2 saat çalışsınlar. Şimdi bu yarıya inecekse arkadaşlar burası ne olacaktır? Tabii ki 1 olacak. Değil mi? Ee, aynı iş kaç günde biter? Bak yukarıda 12 günde bitiyordu. Acaba aşağıda şimdi kaç günde bitecek? Şimdi arkadaşlar sol taraf zaten birbirinin aynısı. O zaman sağ tarafta pay ve paydası birbirine eşit olması gerekiyor. Sadeleştirmelerimizi yapalım. E buradan 4 ile 16'yı sadeleştirirsem ne olacaktır? 4 gelecek. Şimdi 4 ile 12'yi sadeleştirirsem 3. 3 ile 2'yi çarparsam 6. Burada soru işaretiyle 1 1'i çarparsam soru işareti gelecek. İşler dışlar çarpımı yaparsak soru işareti burada 6 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.